özür dilerim. Gerçekten çok ciddi mesafeler kat edip ciddi emekler sarf ediyorlar. Bu açıdan Deva Partisi 81 ilde sahada hem il ve ilçe teşkilatlarıyla hem genel merkeziyle birlikte 81 ilde sahada çalışan bir Deva Partisi var. Bunun nedeniyle hem sizden hem Batman halkından acımızı paylaşan, sağlık sorunumuzla yakından ilgilenen hemşehrilerimize çok teşekkür ediyorum. Hayat böyle zorluklarla dolu. Allah hepimizin ölmüşlerine rahmet eylesin. Hepimizin hastalarına sağlık versin. Hepimize sağlıklı uzun bir ömür ve sağlıklı bir ölüm nasip etsin inşallah. Ben Batman'ın yerel gündemi çok yoğun doğrusu. Petrospor'dan sağlık kurasına kadar bir takım belediyecilik hizmetlerinden efendim işkence iddialarına kadar. Ama bu davet sizi görmek daveti olduğu için ben konuşmamı burada kesiyorum. Anketlerimizi de izliyoruz. Bir kısmına ücretli mukabilinde aboneyiz. Benim kanaatime göre iki firma dışında bilerek yanlış yapan bir firma yok. O iki firmadan bizzat AK Parti'nin koordine ettiği firmalardır. Bunun dışında diğerleri ne buluyorsa onu açıklıyorlar. Bazı ölçümleme sorunları var Ercan abi. Mesela 10 kişiye telefon açıyorlar, birinden cevap alıyorlar. İkisinden cevap aldıklarında da kendilerini başarılı kabul ediyorlar. Mesela kime oy vereceksiniz dediklerinde parti ismini saymıyorlar. Muhatap bazen Deva Partisi dediğinde bizim listemizde Deva Partisi yok diyorlar. Niye? Liste TBMM'deki 4 ya da 5 partiyi esas aldığı için. Ve dikkat ederseniz AK Parti'nin oyu azalıyor, kararsızlar artıyor ama muhalefet büyümüyor. Bunun da bence bir yorumu şu: daha önce HDP, CHP ya da İYİ Parti olup ben AK Parti'ye oy vermiyorum diyen insanlar o psikolojik eşiği aştılar. Ama şu anda kararsızların %60'ı AK Parti'den uzaklaşıyor. Fakat ben başka bir partiye oy vereceğim deme cesareti elde edemiyor. Şehruz Bey anlatmıştı. Bir arkadaşa mahalle başkanlığı veriyoruz. İki gün sonra geri getiriyor. Diyor ki annem bana kızdı. Ya annemle ne ilgisi var? Valla dayımın oğlu memurdur annem demiş, ona zarar verdiler. Sen de Deva Partisi mahalle başkanı olursan. Bak dayısı da oğlu memurdur. Başka bir detay yok. Bu tip örneklerle karşılaşıyoruz. Kararsızların 3/2 AK Parti kökenli, %60-65. Bugün AK Parti'den uzaklaşan seçmenin CHP'ye, İYİ Parti'ye, HDP'ye ne kadar gidip gitmediği defalarca test edildi.